Muz, karpuz, avokado, portakal, kayısı, patates gibi potasyum içeriği yüksek olan yiyecekler. Özellikle ödem azaltma etkileri olduğunda yine selülite önleyen, gidermekte yardımcı olan yiyecekler olarak sıralanabilir. Yine fitoöstrojen ihtiva eden yani doğal östrojen barındıran soyanın da selülite önleme konusunda ve azaltma konusunda olumlu etkileri bulunmaktadır. Gün içerisinde kişinin yeterli posa alması yine selülitin önlenmesi açısından son derece önemlidir. Posanın özellikle yemeklerle birlikte alınan fazla yağın emilimini engelleyici etkisi bulunmaktadır ki bu sebeple yine selülit önlenmiş olur. Ayrıca kivi ve ananastaki bromelin enziminin de bu anlamda çok büyük faydası vardır. Çünkü bu enzim vücutta yağ depolanmasını engelleyici etkiye sahiptir. Dolayısıyla diyetin kivi ve ananastan biraz daha zenginleştirilmesi hem selülitin tedavisi açısından hem de önlenmesi açısından önem arz edecektir. C vitamini yine selülitin oluşumunu önlemek açısından önemli bir vitamin. Maydanoz, kuşburnu, mevsim yeşillikleri, yeşil biber gibi C vitamini içeriği yüksek olan yiyecekler de yine selülit oluşumunu önleyen yiyeceklerdir. C vitamini kolajen dokuyu yani bağ dokusunu onardığı için bu anlamda destek sağlayıcı olacaktır. Omega 3 yağ asitleri dolaşımı olumlu yönde etkileyerek selülit oluşumunun önüne geçerler. Omega 3 yağ asitlerinden zengin olan yiyecekler ise somon balığı başta olmak üzere keten tohumu, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar omega 3 içeriği yüksek olan yiyeceklerdir ve bu sebeple de sıklıkla tercih edilmelidirler.